Behlül Özkan Hoca'nın söylediği husus çok doğru. Yani sınırı siz 30-40 kilometre, 5-10 kilometre her neyse Suriye tarafına taşıdığınızda orada yeniden IŞİD'le komşu oluyorsunuz. Sesim geliyor mu? Geliyor, evet, duyuyoruz biz sizi. Evet. Öte yandan aynı husus, diyelim ki bütün sınır boyunca bir harekat başlattınız, YPG'yi ittiniz, o açıdan da geçerli. Peki o zaman ne yapmış oluyorsunuz? Bunun dış politika boyutunu bir tarafa bırakıp iç politikaya dönersek, sınırı askerileştirmiş oluyorsunuz. Yani sınırınızın öte yanında bir 5-10 kilometrelik şerit yaratarak burayı bir askeri bölgeye çeviriyorsunuz. Bunun bu yönünü iyi değerlendirmek lazım ve 90 ortalarının Kuzey Irak'ına bakarak bu yönünü bence iyi değerlendirmek lazım. Ha, buradaki siyasi hedef nedir? En başta söyledik ya, biz burada bir nevi dudak okuyarak, sahadaki hareketlere bakarak yorumlar yapıyoruz. Hedef var mı, yok mu? İşte kervan yolda düzülür mantığıyla mı yürünüyor? Yoksa burada denetim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Genelkurmay'ın eline geçip o şekilde ilerlenirse başka bir amaç mı hasıl edilmeye çalışılıyor? Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla çıkış stratejisini ben şu safhada, o elde diyelim ki en minimal deyim yerindeyse 90'a, işte 92'ye 40-45'lik dikdörtgen de tutulsa, oradan dahi ne zaman çıkılabileceğini ben göremiyorum.